Alper Uludağ. Şimdi Alper Uludağ geldi, biz konuşamadık tabii. Çünkü gündemimizde, yani Konyaspor'un gündeminde çok fazla bir transfer söylentisi yok. Aytaç Karan'ın ismi geçti falan filan. Alper Uludağ bizim sol kanadımıza ne gibi bir katkı sağlar? Tabii şunu söylemek gerekir ilk başta. Bu aralar cidden durgunuz hani transferde. Bayağı bir durgunuz. Belki de öyle olması lazım çünkü 35 tane futbolcumuz var şu anda geniş kadromuzda. Sözleşmeli lisanslı futbolcularımız. Belki de şu anda öyle olması gerekiyor. Birinci kampta bu arkadaşların görülmesi gerekiyor. Diğer takımlara bakıyorsunuz. Galatasaray ve Trabzon'un haricinde çok fazla ve lige yeni çıkan Denizli'nin haricinde çok fazla transfer yapan takımlar da yok. Ekonomik anlamda da bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla şu ana kadar bizim Bajic ve Alper Uludağ transferleri kadromuza katıldı. Alper'den başlayacak olursak, daha önceki yayınımızda az çok oyun tarzına değinmiştik. Alper'in inşallah ben uzaktan şutlarla ve ortalarıyla skor anlamında bize katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. En azından tecrübeli bir isim. Geçen yıl kendini ispat etmiş bir isim. Yani bu yıl sol kanattan yapamadığımız aksiyonları Alper Uludağ gösterecektir bizlere. Şimdi Skubic'in, bu bizim hani klasik oyunumuz vardır ya, orta alandaki oyuncu Skubic'i atar, Skubic ortaya doğru çevirir, santroforumuz veya kanat oyuncularımızdan birisi de genelde santroforumuz olur, bu gol atar. Bu Aykut Kocaman'ın yıllardır değişmeyen oyun felsefesidir. Fenerbahçe'de de bunu gördük. Bu sezon bizde de bunu denedik, çok başarılı olamadık. Veya geçtiğimiz ikinci Aykut Kocaman döneminde de bunu sağlamıştık. Şimdi muhtemelen biz sol kanadı kullanamıyorduk. Sol kanattan Alper'den biz gerekli katkıyı alacağımızı düşünüyorum. Hani Skubic, Alper, o kanattan iki taraftan da bindirmeler hızlı olacak. Ve ben Alper'in takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü Ferhat daha çok defansif bir oyuncu. Hani Alper biraz daha hücuma katkı verecektir ve sol kanattaki eksiğimiz de gidecektir diye düşünüyorum. İnşallah. Yani Skubic ile Alper'in biraz oyun tarzları farklı. Alper daha çok ceza yayına inen, o bölgelerden şut arayan bir oyuncu hüviyetinde. Ortaları da Skubic'e göre biraz daha başarılı. İnşallah Alper'den biz ümitliyiz. Zaten hani ümitli olmasak o transfer gerçekleşmezdi. Mali açıdan da baktığımız zaman hem yerli statüsünde iyi bir transfer olduğunu ben düşünüyorum. Ben de iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Abdülkerim Bardakçı'ya geçelim. Evet. Abdülkerim Bardakçı